Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere anlatacağım modelimiz şiş ile çalıştığımız örneklerden bir tanesi. Birçok örgüde kullanabileceğiniz bu modeli dilerseniz sizlerle beraber paylaşalım. Modelimizin kurulumunu çalışırken 8 ve 8'in katları artı 4 ilmek şeklinde çalışacaksınız. Ben şöyle 3,5 numaralı bir tığ şiş kullanıyorum. Orta kalınlıktaki bir bebe ipim var. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra ipimin yönünü değiştiriyorum. Ve 2 tane ters ilmek örüyorum. 1, devamında 2. İpimin yönünü değiştirerek 6 adet düz ilmek örüyorum. 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. ilmeği. Tekrar ipimin yönünü değiştirip 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 2. İpimin yönünü değiştirerek 6 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 ve 2. İpimin yönünü düzeltiyorum ve kenar ilmeğimi düz ilmek şeklinde örüp bu sırayı bitiriyorum. Şimdi sıramızı çalışırken ben ilk sırada arka yüzde ters ilmek olarak örmüştüm. Ön yüzde modeli kuruyoruz çünkü. Tekrardan arka yüze geçiyoruz ve ilmeklerimizi görmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Şimdi bilmeyen arkadaşlarımız için hemen ilk ilmeğimi örmeden ters ilmek olarak aldıktan hemen sonra şurada bakın bir tane daha ters ilmeğim var. Bu ters ilmeğimi örüyorum. Ve bir tane, şurada iki tane düz ilmeğim olacak. Çünkü ön yüzde düz ilmek olarak karşımıza çıkıyor. İlk ilmeğim ters ilmeğim. İki ilmeğim düz ilmeğim. 1 ve 2. Devam eden ilmeklerim ise burada 2, 4, 6 tane ters ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimin yönünü değiştiriyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 6 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimin yönünü değiştirip 2 tane düz ilmek. 1 ve 2. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 1 tane ters ilmekle bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Örgümüz arka yüzden bu şekilde, ön yüzden ise bu şekilde gözükmekte. Bakın, ters ilmeklerim, düz ilmeklerim şeklinde. Şimdi örgümüzün tekrardan ön yüzündeyiz. Yapacağımız işlemler, ilk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra iki tane ters ilmeğimizi örüp model ayrım ilmeklerini tamamlıyoruz. Şimdi bunlar ters ilmekler, model ayrım ilmekleri. Şimdi toplamda 6 tane düz ilmeğim var biliyorsunuz. Bu düz ilmeğimin önce birincisini düz ilmek olarak ördükten hemen sonra. Sol şişinde bulunan ilk 2 ilmeği şuradan soldan girip sağ yatacak şekilde ikisini birlikte tek ilmek haline getiriyorum. Ve sağ şişimin üzerine 1-2 kere dolama yapıyorum. Daha sonra sol taraftaki şişimin ilk 2 ilmeğini şu şekilde düzeltip bu sefer ilmeklerimi sola yatacak şekilde kesiyorum ve bir tane daha düz ilmeğimi örüyorum. Birinci modelimi tamamlamış oluyorum. Bakın, ortada iki tane ajur ilmeğim var şurada. Tekrardan iki tane ters ilmek örüyorum. 1 ve 2. Model ilmeklerine geldiğim için ipimin yönünü düzeltiyorum ve bir tane düz ilmek örüp sol şişimdeki ilk 2 ilmeği sağ yatacak şekilde şu şekilde kestikten hemen sonra sağ şişimin üstüne 2 tane ilmek atıyorum.
Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeğin yönünü düzeltip ikisini birlikte sola yatacak şekilde kestikten hemen sonra bir tane düz ilmek örüyorum. İpimin yönünü düzelttim. İki tane ters ilmeğim var. 1 ve 2. Kenar ilmeklerini bu örgüde hemen ne yapıyorum? Düz ilmek olarak çalıştığım için düz örüyorum. Ve bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın. Şimdi sıramız bu şekilde ön yüzde tamamlanmış oldu. Örgümüzün gene arka yüzündeyiz ve yapacağımız işlemler burada biraz dikkat gerektiriyor. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. İlk ilmeğimi ters ilmek olarak aldıktan hemen sonra iki tane düz ilmeğimi, bakın, 1 ve 2 düz ilmeğimi çalışıyorum. Devamında tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. İki tane ters ilmek çalışır çalışmaz ön yüzde arttırdığımız iki tane ilmeklik alanımız var şuradaki, biliyorsunuz. Bakın, iki tane doladığımız. Buradaki ilmekleri şu şekilde şöyle gelip normal ters ilmekmiş gibi aldığınız anda ters ilmeğinizi rahatlıkla örebiliyorsunuz. Ters ilmeklerim, biliyorsunuz, toplamda 6 taneydi. Bakın, bu üçüncüsü. Şimdi tekrardan arttırdığım alandayım. Şuradan şöyle geliyorum. Sol şişinizden çıkartmamaya gayret edin. Şu şekilde çaprazlayıp tekrar 5. ilmeği ve 6. ilmeği örüyorsunuz. Ön yüzde azalttığımızı arka yüzde tamamlamış oluyoruz böylelikle. Tekrardan bir tane ters ilmeğim var. Bu 6. ters ilmeğimi tamamladıktan sonra 2 tane düz ilmek karşımda. 1 ve 2. Devam ediyorum. Toplamda 6 tane ters ilmek çalışacağım. O yüzden 1, 2, şuradaki arttırmalarım önce birincisini, 3, sonra ikincisini, 4, 5 ve 6 olarak çalıştıktan hemen sonra ipimin yönünü düzeltip 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 düz ilmeğimi tamamladım. Arka yüzde olduğum için hemen bir tane ters ilmek çalışıyorum ki ön yüzde bu düz ilmek olarak karşıma çıksın. Bakın, şu andaki görüntü, şuradaki delikler bizim biraz evvel iki tane arttırma yapmış olduğumuz alanı gösteren yerler. Şimdi tekrardan örgümüze devam ediyoruz. Tekrar kenar ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra İki tane ters ilmeğimizi örüyoruz. 1 ve 2. İpimizin yönünü değiştiriyoruz. Bir evvelki sırada ne yapmıştık? Bir tane düz ördükten sonra devamındaki iki ilmeği beraber sağa yatırarak kesmiştik. Şimdi kaydırma işlemi yapıyoruz. Hemen iki ters ilmekten sonraki iki düz ilmeği bu sefer sağa yatıracak şekilde kesip arttırma işlemini ondan sonra yapıyoruz. Şimdi arada iki tane düz ilmeğim var. Hemen bu iki düz ilmeğimi 1 ve 2 olarak tamamlıyorum. Bu tarafta, yani sol şişimde bulunan iki ilmeği sola doğru keseceğim için öncesinde bir arttırma. Devamında bakın iki ilmeğimin yönünü düzeltip sola yatacak şekilde kesiyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim ve iki tane ters ilmek örüyorum. İpimin yönünü düzeltiyorum. İki düz ilmeği sağa yatacak şekilde kesiyorum ki arttırma işlemini tamamlayayım. İki tane düz ilmek örüyorum. 1 ve 2. Devamında bir tane ajur arttırması. İki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Tek ilmek halinde sola yatacak şekilde kestikten hemen sonra iki tane ters ilmek örüyorum. Bir tane kenar ilmeğim düz ilmek olarak çalışıyorum. Ve böylelikle buradaki sıramı da aslında bitirmiş oluyorum. Şimdi arka yüzde ilmekleri gene sırasına uygun hareket ederek çalışacağız. İlk ilmeğim ters ilmek olarak örmeden aldığım ilmeğim ve ipimin yönünü değiştiriyorum. İki tane düz ilmek karşımda. 1 ve 2. Devamında ters ilmeklerim var. Bakın,
Birinci ters ilmeğim. Hemen ikinci ters ilmeğim. Üçüncü ters ilmeğim. Dördüncü ters ilmeğim. Beşinci ters ilmeğim. Altıncı ters ilmeğim dedim. Ve hemen iki tane düz ilmek ördüm. Bir ve iki. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. Altı tane ters ilmek örüyorum. Bir. Arttırdığım ilmekler. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Tekrar ipimin yönünü düzeltiyorum. İki tane düz ilmek. Kenar ilmeğim arka sırada olduğum için ters ilmekle tamamlayıp bakın örgümün arkası ve ön yüzünde modeli tamamlamış oluyorum. Şimdi yapacağım işlem tıpkı ilk sırada olduğu gibi. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra iki tane ters ilmek. Devamında 6 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane ters ilmek. 1 ve 2. Devam ediyorum. 6 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane ters ilmek. 1, 2, son kenar ilmeğim, düz ilmeğim çünkü ön yüzde olduğum için. Şimdi ilk sırada ne yapmıştık sizlerle beraber? Tıpkı şimdiki çalışmış olduğum alanı çalışmıştık. Arka sırada da ilmekleri tekrardan gördüğümüz gibi çalışır çalışmaz ön yüze geldiğimiz zaman gene ilk ilmeği örmeden alıp 2 tane ters ilmeği örüp 1 tane düz ilmek ördükten sonra ilmeklerimizi sağa yatırıp 2 tane ilmek arttırıp ilmeklerimizi sola yatırıp 1 tane düz örmüştük. Model hep bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve gösterişli bir model olarak karşımıza çıkıyor. Anlatımımdan memnun kaldıysanız eğer o güzel yorumlarınızda bana eşlik ederseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.